하다가요. 오야, 오야. Merhaba, iyi ki dedim kanalınıza ve günün özetinin ikinci kısmına hoş geldiniz. Bizim iki makne sonunda Yoongi abilerini evlendirmişler. Bugün gelen Japon fan kafe içeriğinde Yoongi, Taeyeon ve JK para oyunu oynuyorlardı. Yoongi kazanınca Yoongi Marry Me sloganına uygun olarak kafasına yüzük taktılar. Allah kimseyi JK'in ve suç ortağı Taeyeon'un eline düşürmesin. Bir de o nasıl görsellerdir keratalarda maşallah deyip durdum izlerken. Dün Jimin'in Promise şarkısını Spotify'da görünce acaba şirketin başına taş mı düştü diye düşündük ama yüklenen hesap tabii ki sahteydi. Yine bir BTS şarkısı yasa dışı şekilde eklenip üstünden kazanç sağlanmaya çalışılmış. Şirketinde kendi şarkılarını yazan kaliteli sanatçıların var ama böyle büyük platformlarda onları yayınlamazsın. Bu da böyle bir şirket işte. Dün heyecana gelip Jimin'i soranlar olmuştu. Boşuna heyecan yapmayın, gerçek değil o. Sanatçı Lee K'yi artık hepimiz tanıyoruz değil mi? Geçen bir Jimin portresini Paris'te sergilemişti hani. Kendisi yaptığı bazı Jimin eserlerini Jimin'in babasının kafesi Magnate'e asarken görülmüş. Kafedeki hayranlara göre asılacak yerleri bizzat kendisi seçmiş ve asmış. Jimin'den esinlenilerek yapılan ve sanat galerilerinin nadide parçaları olan bu eserler artık Jimin'in babasının kafesinde. Bugün Video Core Moda Editörü New York'taki çekimlerden kamera arkasını paylaşmış. Balayıma bakın hele, nasıl da bütün endamıyla duruyor en önde. Video röportajında radyoyu denemek istediğini söylemişti ya, galiba geliyor gelmekte olan. Daha önce bahsetmiştim size, hatırlayanlarınız vardır. Söz yazarı Kim Aena, Taeyeon ile sol albüm üzerinde çalıştığını söylemişti daha önce. Instagram'da Starry Night adlı radyo programının Park Hyoshi'nin sunacağı özel bir bölümü olacağını ve çok özel bir konuğun da olacağını paylaşmış. Taeyeon radyo DJ'ye hayaline de kavuşuyor mu dersiniz? Sabırsızlıkla bekliyorum ben. Son haber Jin'den. YouTube'da bir şovu olan Güney Koreli rapçi Lee Yongji Instagram üzerinden Sokjin'i takip etmeye başlamış ve denildiğine göre genellikle şovunda yer alan veya alacak olan ünlüleri takip ediyormuş. Jin'in konuk olduğu bir YouTube şovu ne de lezzetli olur. Gelecekte bizi daha birçok şey bekliyor. Elimden geldiğince burada aktarmaya çalışacağım. Hatam olursa da affola. Sizin de konular hakkındaki düşüncelerinizi bekliyorum ve sizi morluyorum.